AKY Medya'nın sunduğu Daha Yakından başlıyor. Yaşlı mısınız? Genç mi? Ya da genç mi sayılırsınız? Neye göre karar vereceğiz? Bakın, UNESCO'nun yaşlılık tanımı şöyle. Bir insan konfor alanının dışına çıkamıyorsa ya da çıkmıyorsa, diğer ifadeyle yeni şeyler öğrenmiyorsa, artık şaşırmıyorsa ve çoğu şeyi bildiğini düşünüyorsa yaşlıdır. Merak etmiyorsa, keşfetmiyorsa yaşlıdır. UNESCO böyle tanımlıyor yaşlılığı. UNESCO'ya bakacak olursak yanımda çok genç bir konuğum var. Sizleri Ateşler Kuruyemiş'in yönetim kurulu başkanı Tahsin Ateş'le tanıştırmak istiyorum. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok iyiyiz. Yayın öncesinde bir bilardo antrenmanı yaptık. Benim için aslında bir antrenman sayılmaz, bir ders niteliğindeydi. Çünkü iyi. Tahsin Bey'in büyük sevdası bilardo. Büyük sevdalarımdan biri. Biri. Tabii daha neler var neler. Biz daha yakından tanıyacağız Tahsin Ateş'i. Önce size ben 3 dakika versem, hayatınızı nasıl özetlersiniz? Hayatımı nasıl özetlerim? Yani gerçekten insan bazı şeyleri düşünmeye başladığında illaki yeni şeyleri merak ediyor. Ne yapabilirim? Ben hep şunu düşündüm. Ticaret yaparım dedim. Daha önceleri başka şeyler de düşünebiliyorsunuz ama ilkokul yıllarımda bizim köyde dükkanımız vardı, bakkaliye. Bir baktım ki ben hesabı falan matematiği öğrendikten sonra babam dedi ki sen iyi hesap yapıyorsun. Dükkanda bakayım şu işleri biz yokken tarlaya gittiğimizde sen götür bakayım dediler. Daha üçüncü sınıfta başladı bu iş, ticaret benim için. Ticaret farklı bir durum kazandırıyor insana. İnsanları daha farklı yönüyle tanıma şansını yakalıyorsunuz. Çıkar ilişkilerinin başladığı yer biliyorsunuz. İşin içerisine para girdiği para zaman girince, diyorsunuz. Evet. Orada biraz daha insanları yakından tanıyorsunuz. O masum manevi duygular yerini çıkar ilişkileriyle başka bir renge getiriyor, dayıyor. O zaman farklı oluyor. Ben o zaman okumaya başladım. Hep okuyorum da yani ilkokuldayken bile İşte bulmaca çözüyorduk böyle yaşlı amcalarla falan. Çok keyifli bir şey, o da biliyorsunuz. Öyle. Ondan sonra bana tevfikaları okutuyorlardı işte, pehlivan şeyleri falan. Güzel okumam vardı o zaman, öyle başladı. Okuma keyfim çok iyi. Ha neler yaparsınız meselesini kaynatmayalım şimdi. Biz şimdi kendimizi başka bir zemine almayalım. Ben o zamandan dedim ki, bu dünyada dedim, bir kere dedim bu köyden çıkacaksın, şehirde iş kuracaksın. İş kurduktan sonra da o süreç içerisinde en az dünyanın 50 ülkesini gezeceksin. O zaman dünyaya geldiğinin bir anlamı var dedim. Çıpayı ta o zaman koydum. Anlatabildim mi? O zaman koydum ve nihayet geldi zaman geçti. Bizim Tarsus'ta işe başladık. Kuruyemişçilik. Tabii 78'in sonunda başladı bizde. 78'in sonunda başladığı için bir boşluk oldu orada. Tarımla uğraşıyoruz. Bizim tarımcılığımız var. Aile tarımcı. Derken aileyi tarımcılıktan ticarete dönüştürme sevdamız vardı. Vizyonumuz da o vardı. Onu yaptık. Aile şirketi kurduk. Daha sonra anonim şirket oldu Ateşler. Bu böyle devam etti. Daha sonra bozduk. Çekirdek aileye döndük. Geniş aileden. Ayrı ayrı şirketler var Ateşler'de. Biri petrol işi yapıyor, birisi bakliyat işi yapıyor, tarım yapıyor. Biz de kuruyemişi ana aksına koyduk işi. Kuruyemiş işi yapıyoruz. Bu arada yurt dışına da açıldık. Yani 2005 yılında, bugün 15-16. Yılına girdi.
bir şirketimiz var, bir tarım işletmemiz var. Hı hı. İşte 30 bin dönüm yerde tarım yapıyoruz. Ukrayna'da. Bütün bunlar neler yaptığımın kısaca bir özeti. Ya aslında evet, kısaca bir özeti. Neler yapabilirsinin özeti değil ama. Neler yapabilirsin? İnsan vizyonu olduğu ölçüde neler nelere çok şey katabiliyor. Hı hı. Ben hala 18 yaşımın heyecanını yaşıyorum işle ilgili. Evet. Sosyal alanda da kesinlikle kendimi monoton bir dünyanın içinde, az önce UNESCO'nun söylediği şey, merak etmek, yeni şeyleri merak etmek varsa hayatınızda, o zaman siz yaşlanamıyorsunuz. Ben her gün diyorum kendimi güncellemek zorundayım. Neden? Çünkü öğrenmek bir gün sonra eskiyor, dün öğrendiğiniz. Bugün yeni şeyler çıkıyor. Demek ki bir günde bile eskiyebiliyorsunuz. Eğer siz kendinizi güncellemiyorsanız, yeni şeyler okumuyorsanız, yeni şeylere ilgi duymuyorsanız, merak etmiyorsanız çok çabuk eskirsiniz. Benim felsefem bu. Bu sizde içte hani çok alev alev yanan bir duygu. Evet, merak duygusu. Evet. Çünkü ben çok okuma yönlü bir insan olduğum için okumak istiyordum. Yani okuma temelde öğrenmek içindir, değil mi? Evet, daha doğru. Geniş bir platformda öğrenme duygusunun yeşermiş fidancıkları. Az önce dediniz ya, bunlar tüm anlattıklarım aslında benim neler yaptığımın özeti. Ben tarım konusunda da çok büyük ilginiz ve merakınız olduğunu biliyorum ki Ukrayna ayağı sanıyorum böyle başladı. Tabii. Yani siz tarlayı, tohumu, toprağı çok seviyorsunuz. Şimdi şöyle Melis Hanım, bizim ülkemiz aslında bizim çocukluk dönemimizde 60'lı, 50'li, 60'lı yıllarda bir tarım ülkesiydi. Hı hı. Bakın, tarım öncelikli bir sektördü. Bakın, Vehbi Koç'un dışında diğerlerinin tarımla bir şekilde ilgisi vardı. Bizim Tarsus'ta ciddi manada ulusal sanayici olmuş Kara Mehmetler, Sabancılar Adana'da, Çukurova'da. Tabii. Yani böyle baktığımız zaman tarımla ilgi başlamış. Yani bir çiftçilikle başlamış. Mesela Sabancı'nın babaları burada. İşte Bossalar bilmem çeşitli tekstil kurumlarını falan kurmuşlar. Türkiye'nin o yılları, yani 60'lı 70'li yılları hala tarımcıydı. Şimdi bizim tarıma bakışımız nasıl? Ben tarımda şunu keşfettim. Yıl 69'du. Kardeşim askere gittiğinde tarıma, dükkandan tarıma geçtim. Hemen bir şey gördüm. Gözlem yapıyorum ya. Böyle bir yerin hiç bitki bitmediğini gördüm. Hemen orada merak ettim. Dedim ki buraya bir su bırakalım da, bitkiler çok küçük dedi. Su durdurdum. 3 su da orada. Aha. Bir sene sonra baktım orada çok güzel. Yeryüzü pamuklar çıkmış. Tamam mı? Ha, ben de şey gibi dedim, buldum ben bir şey buldum dedim. Evrak hani. Buldum dedim. Toprak ıslahını buldum dedim. Yıl 69. Bak, toprak ıslahını buldum dedim kendimce. Dedim ileride dedim ben çok çorap yerleri alırım, ıslah ederim. Onları katma değeri yüksek bir ürün haline getiririm toprağa ve yaptım da. İşin ilginci şu, düşündüğüm hayallerimin peşine koşma en büyük özelliği. Bak. Başarının formülü değil mi? Önce hayal et, hedef koy. Önce hayal et. Doğru yürü. Çünkü çok küçükken hayal ederdik. Böyle küçük tarlacıklar yapardık. Oraya su, böyle ark yapardık. En büyük tarla da benimdi. Köy arkadaşlarla oynarken. En büyük tarla benim tarlaydı. O zamandan büyük tarla düşündüğüm için bu ilkokul yıllarımda kurduğum hayalleri daha sonra da Ukrayna'da gerçekleştirmiş oldum. Yani bizim Çukurova'da şimdi falanın kaç dönüm arazisi var deseniz hiç kimsenin 30 bin dönümü yok yani. Ama sizin öyle Ukrayna'da şey, 30 bin. Evet. Ne var 30 bin dönüm üzerinde ya da neler? Tabii ki orada yetişen ürünler, soya, mısır, efendim buğday, ay çekirdek, ondan sonra kanola, çok ürün var. Yani Sovyet coğrafyasında Ukrayna, o 15 Sovyet ülkenin cumhuriyetinden birisidir. Ukrayna onların tarım ülkesidir yani. Hı hı. Üretkenliği, toprakları, çernezyum toprağı, bugün siyah toprak,
Dünyanın %25'i aşağı yukarı neredeyse 35'i Ukrayna'da. Dünyanın en kıymetli toprak. Yani bu topraklar üretimi üreten toprak, verimli toprak. Böyle diyelim. Şimdi nasıl oldu? İşte biz hayallerimizin peşinde koştuğumuz için Ukrayna'ya gittik. Durmadım. Yani Rusya'da da yaptım üretim. Üretimle ilgili acaba daha doğru yerler nerelerdi diye merak ettiğim için en az 5 Afrika ülkesini gezdim. Durmuyor yani bir kaynak durdurmuyor. İçinizde bir şeyler varsa yetinme dediğimiz, bazılar bunu hırs görüyor ama anlayamıyorlar. O benim duygumu anlayamıyor. Benim hırsla işim yok. Başarıyla olabilir. Başarma duygusu olabilir. Ama şu benim olsun, daha çok olsun falan hırsı değil bu. Öyle değil. Ben çünkü zaman zaman düşünürken Afrika'daki aç çocuklar da düşünüyorum. Yani o benim için değil ki. Benim düşündüğüm üretim sevdası ihtiyacı olan herkese fayda sağlayacak anlayışından yola çıkıyorum. Yani çünkü bir ara İbrahim Betil bu işleri yapıyordu. Afrika köylerine, susuz köylere gidip su çıkarıyordu. Kendisiyle tanıştık. Gittik, beni yönetim kurulu toplantısına çağırdı. 2018'de Ekim ayında da şeye gidecektik. Senegal'in yanında bir şey var, ülke var, Gambiya. Gambiya'ya gidecektik. Çünkü orada su çıkarıyorlar. Hayırsever iş adamlarını falan buluyorlar. Orada fonlama yapıyorlar. Dünya Bankası da destekliyor onu. İbrahim Bey'le görüştüm, yönetim kuruluna gittik, görüştük. Gidecektik orada suyun yanına üretimi ekleyecektik aslında biz. Yani doğal yağmuru olan ülke oralar, yağmurla ürün yetişiyor. Ama bizim işlerimiz yani bu 2018'den sonraki türbülanslar falan, biletimi almıştım, iptal ettim, tekrar gidemedim. Yani zaman zaman hayallerinizi bir şeyler, dış etkenler kesebiliyor yani. Haklısınız. Öyle durumda ama olabilir. Ne kadar güzel bir hayal. Üzerine çok düşünülmedi mi bu şu ana kadar? Çünkü o topraklardaki tek sorun susuzluk değil. Gıda temini sıkıntısı da var ve bahsettiğiniz hayal gerçeğe dönüştüğünde kendi ürünlerini yetiştiriyor Bakın, olacaklar. Bakın size bir şey söyleyeyim. Bazı hayaller çok büyür ama çok büyüyecek hayalleri proje haline dönüştürmek marifet. Yani bugün her projenin altına ciddi bir finansman koymanız lazım. Yani bilgi tek başına bir şey yapmıyor. Bir bütün oluşturmak istiyorsanız bir proje ortaya çıkması lazım. Bu projenin finansmanı bizim ülkemizde en büyük sorun. Finansman sorunu var. Ülkenin kendisinin finansman sorunu var. Yurttaşının olması çok normal değil mi? Bizim ülkemizin bugünlerde yaşamış olduğu en büyük sorun finansman sorunu. Kaldı ki bir yurttaş olarak benim onu yaşamam çok doğal. Normal yani. O bakımdan böyle bir katma değeri yüksek üründe kalmıştık. Gittim. Dedim ki yanımızda bir şey vardı, Vahit Kozacıoğlu. Eskilerden, Çırçırcı aileden, Kozacıoğlu ailesinden bir yer alacağım. Bizim Irmağın öbür tarafı, Adana tarafı olduğu için bizimkiler hep uzak görüyor zaten. Daha uzak yere gitmiş gibi. Ben dedim ki tabaklardan bir dedim çorak toprak alacağım oralarda dedim. Oradan yer alacağım dedim. Babam pirinççi. Biz pirinç çekerek orayı ıslah ederiz dedim. Ya dedi Avgazan'a yakın gerek be dedi. Nereye gidiyorum dedi. Bakın 30 kilometre. Irmağın öbür tarafı. 30 kilometre. Evet. Bakın şimdi vizyona bakın. Oysa Vahit amca da Allah rahmet eylesin. Bir iş adamı ve sıradan bir aşama değil, iş adamı değil, sıradan bir iş adamı değil. Ama söylediği şey ne kadar o günkü Türkiye'yi yansıtıyor bakın, vizyon anlamında. Dedim ki ya Vahit amca dedim, Japonlar Amerikalılara çok uzak ama Amerikalılar gidiyor Japonya'da iş yapıyor, burada iş yapıyor, orada iş yapıyor. Bizim bu 30 kilometreden kaç tane var onun içinde biliyor musun dedim. Git oğlum kendini yap dedi ya böyle yaptı. Şimdi 30 kilometrenin hesabını yapanlar var etrafınızda. Aslında bir cam tavan sendromu oluşabilirmiş. Ama siz kaç 30 kilometre hesap etmeyip sınır dışında topraklar almışsınız. Ben size bir şey söyleyeyim. Oradan yola çıkıp
Hangi yılda şöyle diyeyim, 2014'tü galiba. Hı hı. 2014'tü. Bir ayın içerisinde 26.500 kilometre uçakla yol yaptım. Hayret edersiniz değil mi? Niçin? Merak. Merak bakın. Çok önemli nokta burada. Evet. Kamerun'a gittim geldim. Ondan sonra Ukrayna'ya gittim. Geri döndüm. Havaalanından Rusya'ya gittim. Bakın böyle yani. Bir ayın içindeki ben kilometreyi sayıyorum. Rusya'ya gittim. Rusya'dan geldim. Sırbistan'a gittim. Sırbistan'dan geldim. Yeniden Ukrayna'ya gitmem gerekiyordu. Gittim geldim. Bir hesap ettim. Toplamı 26.500 kilometre. Bakın. Bu arada sizin merak duygunuz sadece sınır dışıyla sınırlı değil, ülke içerisinde de merak ettiğiniz her toprağa karış karış gezdiğinizi ve ayçiçek tarlalarının tamamını gördüğünüzü biliyorum. Şimdi İnfodan. Öyle yurt dışından gelip de ayağımın henüz tozuyla işte Kayseri, Antep, yok efendim neresiyse bizim satın almayla ilgili yapmamız gereken bazı işler var. Çok şey, keyifli bir satın almacıyım ben. Yani gittiğimiz yerde işte ayçekirdeği tarlasından ürün alırken çok rahat o evdeki hanım ablaya bulgur pilavı pişirttirebilirim. Yemekle aranız nasıl? Sever misiniz yemekleri? Severim. Peki böyle hani geziyorsunuz, merak ediyorsunuz, toprakları görmeye gidiyorsunuz. Gastronomi seyahati de yapıyor musunuz? Örneğin buradan çok uzak değil ama işte Şanlıurfa'ya kebap yemeye yok, gider misiniz? Yok, öyle değil. Bendeki şey yemek yeme keyfi daha çok çilingir sofrasını severim. Yani ben Akdeniz mutfağını, yani çok etobur biri değilim bak. Zeytinyağlılar, fasulyeler, zeytinyağlıyı da severim. Böyle küçük küçük şeylerin, yani kaynamış yumurta da bana çok büyük bir keyif verir. Yanında domates, salatalık, zeytin, peynir, bilmem ne, bunları çoğaltarak bir çilingir sofrası kurduğum zaman sabah kahvaltısından müthiş keyif alırım. Biz sizi size sorduk ama yakınlarınızda da sorduk. Tahsin Ateş kimdir dedik. Bize bir şeyler söylediler. Hep beraber izleyelim. İzleyelim. Tahsin Ateş dediğim zaman aklıma çiftçinin emeğini değerlendiren bir insan geliyor. Ama onun da ötesinde Tahsin Ateş iş adamının dışında iyi bir entelektüeldir. Edebiyattan, iktisattan anlayan ve zamanımızın Evliya Çelebi'si diyebileceğim bir kişidir. Onun Türkiye'de ayçiçek yetişen her yere ayağı değmiştir. Ve ayçiçeğin üzerinde güneş doğan her yere Tahsin Ateş doğmuştur. Zamanımızın Evliya Çelebi'sidir. Arkadaşı olmaktan mutluluk duyduğum bir kişidir. Teşekkürler Cumhani Bey. Asim Bey çalışmayı çok seven, mücadeleci bir ruha sahip bir iş adamıdır. Seyyahtır. Sürekli seyahat ettiği için ufku çok geniştir. Ülke sorunlarını, toplum sorunlarını çok iyi bilir. Çiftçi dostudur. Ülkenin üretimi için her türlü fedakarlığı yapar. Aynı zamanda genç, pozitif bir ruha sahiptir. Çözüm odaklı olduğundan sorunlara ve sıkıntılara her zaman çözümcü yaklaşır. Empati gücünün kuvvetli olduğundan karşı taraftakileri çok iyi bir şekilde düşünür. Karakteri, kişiliği ve saygın bir iş adamlığı edebiyatla bir araya barındıran profesyonel bir yöneticidir. Tahsin Bey'i tanıdığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Tahsin Bey dendiği zaman aklıma ilk gelen hırs, azim ve çalışkanlığıdır. Zaten sahip olmuş olduğu Ateşler Kuruyemiş firmasında kendi içinde bulunduğu bölgede inanılmaz başarılara imza atmıştır. Tahsin Bey vizyon sahibi ve birçok kişinin örnek alması gereken çok başarılı bir iş adamıdır. Tahsin abiyi 25-30 yıldır hukukumun olduğu, tanıştığım, sevdiğim, saydığım bir abimiz. Tahsin Ateş'i anlatmak biraz zor. Hayatın öğretmenliğini öğrenmiş, pozitif, paylaşımcı, kucaklayıcı,
bilgi birikimi, zekası mükemmel. Her tanıştığı insanın bir şey öğreneceği, bir şey yaşayacağı, bir şey hissedeceği bir profil. Dolayısıyla Tahsin abinin benim hayran olduğum sosyalliği, insan sevgisi, insanlara faydalı oluşu, bilgi birikimi, bu bilgi birikimini zekasıyla birleştirerek çevresindeki herkesle paylaşması benim için bir model. Teşekkürler. Böyle demiş dostlarınız. Evet. Sizin iş adamı kimliğinizi çok önemsiyorlar. Çünkü iş dünyasındaki şahsi yönlerinizin sonucu olan başarılarınızı çok beğeniyorlar. Evet. Yani o işte hırsınız, hedef odaklı çalışmanız. Var. Yani o işte ben ona hırs demiyorum işte. Az önce de bahsettim azim ya. Azim mi diyelim? Azim. Yani hırs denilen şey birazcık kendi içinde sıkıntısı mü? Vardır. Hırsın ölçek dışı hareketlerle bir hırs hareketine girdiğiniz zaman zararı çok büyük oluyor biliyorsunuz. Hı hı. Ben aslında düşünen, yani ön çalışmayı seven biriyim bakın. Bir iş var diyelim, bir proje gibi bakarım ona. Ön çalışma yaparım. Ön çalışma yapılmadan koşulan, yani balıklamaya koşulan işlerde hırs öne çıkmış demektir. Ama ön çalışma yaparsanız, etüt yaparsanız, bu işin analizini çok güçlü günün şartlarına göre yapabiliyorsanız, o zaman hırstan ziyade daha analizci, doğru bir iş adamı portresi ortaya çıkar. Yoksa hayatınız boyunca yanılırsınız. Şimdi bizim yanılgılarımız ne olmuştu? Ben mesela Ukrayna'da 2008 yılında, Ukrayna'da iş yaparken Amerikalılar battı. Krize girdi. Amerikan şirketleri hep Ukrayna'dan gitti. Gidince oradaki ürünlerin fiyatı yarı yarıya düştü. Bir anda önümüze milyon dolarlık zararlar çıktı. Bu benim hırsımdan kaynaklanan bir şey değil ki. Plansız ortaya çıkan dünya konjonktüründe bir şey. Ama şimdi risk alma iş adamının zaten uzak duracağı bir şey değil ki. Risk almayan bir iş adamı, iş adamı değil ki, bana göre değil ki. Tabii büyüme gerçekleşmez. Risk illa var, her işin içinde var. Yani bugün trafiğe çıktığınız zaman nasıl risk varsa, oturana göre yürüyenin riski var. Düz yerde yürüyenle bir metre yukarıda yürüyenin riski aynı mı? Değil ki. Bir tanesi kafası dağılsa bir adım atsa ayağı kırılır. Örnek yani. Risk budur yani. Hayatın her yerinde vardır. İş adamlığında en fazlası vardır. Evet. Ben de, bendeki cesaret belki de çok küçük yaşlarda ticarete başlamamdan kaynaklı kendi düşüncemle, vizyonumla örtüşen riskleri çok rahat alabiliyorum. Yani çok büyük zarar ettiğim bir işte korkup kabuğuma çekilmeden yeniden doğrusunu yapıp planlayıp o alanda yeniden risk alabiliyorum. Peki tüm bu sahip olduğunuz özelliklerin ardında yaşanmışlıklar var mı? Yani ne oldu da siz işte planlı çalıştınız ya da hedef odaklı ilerlemeye karar verdiniz ya da iş dünyasının içerisinde bu kadar sağlam adımlarla ilerleyebildiniz? Bir hikayesi var mı? Bir hikaye geçmişi şöyle, var mı? Ben sağlam adımlarla ilerlediğimi bulunduğum yerde değilim bir kere. Bu bir. Ben kendimi çok başarılı bulmuyorum. Ama talihsizlik, ama şu, ama bu. Çok başarılıyım demiyorum ama başaracağım diyorum. Bak, şu güne kadar gelinen noktada çok başarılı olduğumu önce ben kabul etmiyorum. Çünkü bir takım talihsizlikler. Bazen ben mesela insanlar hayatında çok duygusal düşündüğü zamanlar vardır. Ama işin şekli, muhtevası duygusallığa yer bırakmayan şekilde bazen bir kulvara açılabilir. Biz şimdi bir aile şirketi olarak işe başladığımız için aile odaklı, aile öncelikli işe başlamışımdır. Ben orada profesyonellik yapamam zaten. Duygusalım. Niye? Ben ailemi bir yere taşımak için ilk etapta yola çıkmış bir adamım. Onunla ilgili de şükürler olsun bayağı yol aldık. Ama daha sonra
biz bunun ayrı ayrı çekirdek aileyle gitmesi gerektiğini, herkes evlendi, ev kurdu, iş kurdu, işimizi yeniden biçimlendirdik 97 yılında. Hı hı. Ateşler ailesi tarımcı oldu, petrolcü oldu, kuru yemişçi işte ben devam ettiriyorum. Hı hı. Böyle kanatlarda devam etmeye başladık. Hı hı. Şimdi bu kadar tarımdan ticarete geçişte bu dönüşümün getirdiği sancılar var biliyorsunuz. Kolay bir şey değil. İşte o sancıların hepsini ben yaşamış biriyim. Sermaye birikiminiz her cızboz yazbozda ufalanıyor, yok oluyor. Düşünün, bilgi birikiminiz var ama sermaye birikiminiz yok. Bu ülkede eğer o işler çok rahat olsaydı, yani projelere paralar falan verilseydi, ben çok iyi olurdum. Projelere para verilmiyor biliyorsunuz. Başka şeylere veriliyor. O bakımdan çok, mesela ben toplumsal işlere çok kafa yordum. Ya 95 yılında benim yanıma geldiler, siz 3000 dönüm yerde, burada Cumali Doğru Bey var Adana'da. Onunla birlikte biz bir elektrik hattı çekip bir trafo koyduk. Yani bir iş yaptık. Suyu olmayan, şebekesi olmayan bir alanda Seyhan Nehri'nden suyu pompaladık. Güzel oldu, gördüler. Orada köylüler, Tuzla Belediyesi ve 6-7 köy tanıdıklarım geldiler 95 yılında. Bize bu sistemi kur, bizim tarlalarımız, mahsullerimiz yanacak dediler. Ben dayanamadım. Benim zararıma da olsa girdim o işe. 68 bin dönümlük alanı sulayacak bir tesis kurduk. Tesisi kurduk. 3-4 ay içinde herkesin tarlasına suyu akıttık. Bir şekilde. Hı hı. Ata Sulama Birliği benim işte hatıramdır. Şimdi gidin Ataköy'de Ata Sulama Birliği vardır orada. Biz kurduk onu. Sami diye bir arkadaşımız vardı orada, bize yardımcı oldu. Celal evet, Celal abiyle beraber derken 3 kişi bir araya geldik. Böyle bir müteşebbis bir hareketin içine girdik. Yani neden ben orada bir şey yaptım, onun başarılı sonucunu gördükleri için benim gelip yanımda beni ikna ettiler. Yani her köyün muhtarı, Tuzla Belediye Başkanı Cumali Bey geldiler, bunu bize yapacaksın dediler ya. O zamanın parasıyla, ciddi bir harcamayla, parasını da mahsulde verin demek kaydıyla ben kendimi riske attım. Ama dayanamıyorum. Ülkede var olan üretim benim üretimim gibidir. Hı hı. Yani bu benim olsun, şunu kâr edeceğim, yok. Bazen küçük bir devlet gibi bakıyorum olaya. Devlet anlayışına bakıyorum. Size bakarken şunu düşünüyorum. Birçok şey geçiyor aklınızdan. Birçok şeyle ilgileniyorsunuz aynı zamanda iş dünyası içerisinde. İşte tarlalar ilgi alanlarınızda vesaire. Acaba diyorum Tahsin Bey, hani aileden ben miras kaldı diyeceğim ama aileden işte miras kalan ya da aileden emanet edilen bir meslek kolu olmasaydı başka bir şey yapmak ister miydi? Bir öğretmen olmak ister miydiniz mesela ya da bir sanatla mı ilgilenmek isterdiniz? Aslında öğretmenlik insan hayatının içinde küçük küçük böyle şeylere, hücrelerde gizlenmiştir, vardır yani. Sizde var çünkü, o yüzden soruyorum. Vardır, evet. Ruhunu, yani o öğretmenlik ruhunu taşıdığımı biliyorum ben. Çünkü öğretmenlik niye biliyor musunuz? Bir kariyer için falan değil. Hı hı. Güzel bir birikimi birine devrediyorsunuz orada. Birine aktarıyorsunuz. Eğer bizim toplumsal yapımızda, yani ben ticaret yaparken çok şeyi düşünüyorum. Diyorum ki bak diyorum, şimdi diyorum büyük marketler geldi diyorum. Ahi kültürü yok oluyor diyorum. Bakkal amcanın rolünü bunlar yok olduktan sonra bütün Türkiye görecek diyorum. Şimdi görmüyor diyorum. Neler düşünüyorum? Küçük bakkalın her mahallede o yokluklar, kıtlıklar ya da büyük ölçüde ekonomik kriz yaşandığı dönemlerde cebinde parası olmayan bir evin reisinin destekçisi olmuştur. Tabii. Bakın şimdi bunu gidip de bir marketten kredi kartınız yoksa alamazsınız. Açık hesap defter, veresiye defterine yazdırırsınız. Ben şimdi düşünüyorum, diyorum ki, ya bir gün diyorum bir programa çıksam da diyorum, bu ahi evran mirasını biz nasıl böyle
harcıyoruz, nasıl yok ediyoruz, bunu birileri söylese diyorum. Bu çok büyük bir değerdir. Bizim toplumumuzun omurgasıdır. Biz krizleri her zaman için daha çabuk atlatıyoruz. Bakın, Batılılardan bizim farkımız var. Tabii. Çok farkımız var. Tabii. Bizim ahi kültürümüz başlı başına bir toplumun orta direk, orta direğin de omurgası şeydir, bel kemiğidir yani. Bel kemiği olmadan iskeleti tutabilir misin? İşte bu ahilik meselesinde bir konsept lazım. Yani bu işin başında bu işi örgütleyen, bu işin büyük temsilcisi olan, örneğin yani bugün isim vermek istemiyorum, İnsanların şunu düşünmesi lazım. Aslında ülkeyi yöneten siyasetçinin düşünmesi gerekiyor. Çünkü bu bizim toplumumuzun bel kemiği burası. Yani aslında baktığımızda bizim toplumumuzda ilerlemek için de ilerlerken başka ülkelere örnek olmak için de çok fazla öge var. Yani sahip olduğumuz değerler çok kıymetli. Fakat çok avantajlarımız var. Kesinlikle öge de var, avantajımız var. Ama bunları yaşatamıyoruz. Hatta yeni gelen neslin bunların bir kısmından bir haber büyüdüğünü de maalesef işte bizim bunu izliyoruz. Şunu demek istiyorum. Ben bir bakkalın 20 metreyle orada köhne bir anlayışla kalması benim içimi sızlatıyor. Neden? Bunları yeniden konsept haline getirip, yeniden formatlayarak, yeniden güncelleyerek ama çok dinamik bir 50 metrelik küçük market olduğunu düşünün. Ve marketleri siz eğer kapatırsanız saat 9'da, onlar 12'ye kadar görev yaptığını düşünelim, onlar hayat bulur. Bakın, ama güncelleyeceksiniz yeni formatına, yeni konseptine göre onları destekleyecek. Yani bugün için bugün esnaf sanatkarlar kuruluşu var, derneği var Türkiye'de, değil mi? O da. Bütün bunları, tamam mı, istese yani isteyecek, güncelleyecek kadar bir dinamizm. Yani bunu siyasetçinin geriye gittiğimizi, bu ahi kültürünün yok olduğunu önce onların görmesi lazım. Görecek, işte yeniden güncellenecek. Onlar yok olmayacak. Yok olursa bilin ki bizim toplumumuz ileride büyük sıkıntılara düşer. Üzülerek söylüyoruz. Evet. Peki ben yeniden başladığımız noktaya döneceğim ve biraz da tutkularınızdan, daha doğrusu sizi hayata motive eden şeylerden bahsetmek istiyorum. Başlarken bahsettik, bir bilardo sevdanız var. Evet. Nasıl başladı? Şu an bilardo şöyle düşündüm ben. Yani bir insanın monotonluğu aşacak her türlü aksiyonun içine girmesi lazım. Bir kere ben esnaf kültüründen geldiğim için çok gördüm. Yani emekli oldu muydu? Artık ben emekli oldum, bittim diyor adam, bakıyorum. Benim için bitti diyor yani. Emekli oldum. Ben işte hay hay. Yemek ye, bay su iç. Kaldı. Tamam mı? Gece yat, sabah kalk. Evet. Şimdi böyle bir dünyayı kabullenmek benim için herhalde en son düşünülecek bir şey. Ben diyorum ki bir vücudu beslemek lazım. Bir motoru nasıl biz yağlıyoruz, bakımını yapıyorsak şunu yapıyoruz. Yani insanı duygularıyla birlikte bir orkestra gibi yaşatabiliyor musunuz? Sadece yeme değil ki, bazıları yemek için yaşıyor. Bakın, yemek için yaşayanlar zaten hayatını kısaltıyor. Yani biz yaşamak için ne kadar lazımsa onu yiyoruz. Yemek için yaşamak değil, yaşamak için yemek. Yaşamak için bize lazım, besin lazım. Biz ne yapıyoruz? Ben onu yaparım. Benim için hayatta en önemli ilkelerden biri de odur yani. Yani ben ikincisi tasarrufu, tutumluluğu severim. Savurganlığı sevmem. Bizim kuşak belki de en önemli özelliğidir bu, bizim kuşak. Yani bir şeyin telef olmasına şiddetle karşıyım mesela. Tutumlu olmalı bir insan, yerinde kullanmalı. Yerinde kullanmayanlar var, çok tutumluyum der, yerinde kullanamaz. O tutumluluk bir anlam ifade etmez o zaman benim için. Siz yerinde kullanacak değeri biriktirmelisiniz bence. Biriktirdiğiniz şey yerinde kullanmak için olmalı. Çok kullanacağım bir yer çıktı diyelim. Çok sıkıntıda olan biri çıktı. Ölmek üzere, ona yardım etmek zorunda hissediyorsan kendini edebilmelisin. İşte o zaman o tutumlu halinde biriktirdiğini ona aktarabilirsin.
Yani burada her şeyin karşılığı var insan hayatında. Ya para biriktirme hastalığı olursa o tutumluluk değil ki, o başka bir hastalıktır bana göre. O başka bir şey. Yani ben şimdi ne yaptığımı o konuda biliyorum Allah'a şükür. Ya, çok kafam berrak. Çok berrak, öyle değil yani. Bana bir yer yerse dese ki sen çok cimrisin falan, hiç güler geçer, güler geçerim. Çünkü ben cimri olmadığımı biliyorum yani. Nerede para harcanacağını bildiğim için her yerde harcamam. Fark bu. Fark bu. Anlatabildim mi? Peki, bilardoya dönecek olursak? Bilardo bizim için niye gerekli? Bakın şimdi zaman zaman okurdum ben. Beynini hızlı güncellemeyen, beynini monotonlaştıran insanların değişik hastalıklarla uğraştığını, okuduğum yerlerden falan böyle. Ben hayatım boyunca bulmaca çözmek benim bir hobimdi. Mesela şu son yıllarda azaldı bakma. İşte bilardo da son 30 yılda benim gündeme giren bir şeydir. Bunun gerekli olduğunu düşündüm. Bilardoyu oynarken diyorum ki bu topun şurasına vuracaksın, oraya gidecek. Bu bir komuttur değil mi? Ama bunu yapan birileri var. Göz var, el var. Önce düşünüyorsunuz format olarak. Tabii. Bunu aktarma organlarınıza, yani vücudun diğer organlarına aktarıp gerçekleştirdiğiniz zaman saat gibi çalışan bir vücudunuzun tabii olduğunu düşünüyorsunuz. Öte yandan düşünce aşaması da bahsettiğimiz kadar gördüm olacak basit değil. Cetvel kullanmadan göz hizasıyla bir çizgi çiziyorsunuz. Tabii. Aynı zamanda hızınızı da ayarlamanız lazım bir diğer mesafeye göre. Vuruş hızı. Tabii yani. Yani bakın burada bir ciddi bir matematik de var. Burada bir endaze var, bir ölçü var, bir tavlama var. Yani tavlama getirmediğin zaman o top oraya gitmez. Ben denedim, öyle oluyormuş. Evet, yani bu iş demek ki bu ölçek kazanma işi. Ben de hayatımda ölçeğe çok önem veriyorum. Çünkü Türk tarımının ölçeksizliğinden hasta olduğum zamanlar oluyor. Bizim ölçekli tarımı bir türlü başaramayışımız şu anda Türkiye bütün çevresinin yıldızı bile olabilir. Ama ölçekli tarıma, yani o radikal reformu yapacak bir liderini henüz daha bulamadı. O lideri bulduğu an Türk tarımı ölçek kazandığında, anlatabiliyor muyum? Ben size bir şey desem, bizim tarlaların kimi yerlerde %2'si %3'ü neredeyse işlenmiyor, takım. Bir de öyle bir şey ki, bakın ben sizi ekonomiye geri getiriyorum. Ne kadar ekonomikleşmişim görüyor musunuz? Siz beni bilardoya taşıyorsunuz. Benim içim yandığı için hemen tarımdaki yanlış giden noktalara bu fırsatta parmak basmaya çalışıyorum. Doğru mu? Buyurun. Bizim ülkemizin çok kolay 3 tane 4 tane işi var. Tarımda güçlü bir reform yapıp tarımda ölçek kazandıracaksınız. Çukurova'yı demiyorum. Buralar her taraf bahçe olur falan. Ama Orta Anadolu'da bitkisel üretim yapılan bozkır, kimi yerde mera, kimi yerde işlenmeyen, susuzluktan üretim dışı kalmış alanları formatlayıp büyük çiftlikler kurduğunuzda hem hayvancılığı çözeceksiniz, hem bitkisel üretimi çözeceksiniz. Ama bunun için çok güçlü bir siyasi irade lazım. Diyecek ki ben siyasi irade İbla Kanal İstanbul'a lazım değil. Esas buraya lazım. Anlatabiliyor muyum? Alacak eline, diyecek ki bir dinleyin uzmanları, ne diyorsa yapayım diyecek. Çok güçlü bir iradeyle buna soyunacak. Tarım ölçeklendirecek. O formatla yeniden bitkisel üretimi de hayvancılığı da o formatın içine yerleştirecek. Ben yerleştiririm. Bana fırsat versinler. Yerleştiririm ben. Çok iddialı konuşuyorum. Bu çok zor bir şey değil çünkü, ama siyasi irade yok. Evet, ahilik ülkemizin çok önemli kültürlerinden, kültür ögelerinden biri. Biraz da sanki aileden de bir şeyler vermek gerekiyormuş tabii gibi düşünüyorum. Aile demişken bu arada sizin çocuklarınız nasıllar? 4 evladınız var, Allah bağışlasın. Allah. Evet, tabii benim önemli, benim için en önemli değer yaşamım için de. En son eşim biraz rahatsızlandı. İşte onunla uğraştık aşağı yukarı 3 ay oldu. Şükür ama iyi bir safhaya geldi iş. Çünkü buradayken daha moral bozucu önerilerle karşılaştık. Derken İstanbul'a gittik.
damar açma operasyonu yaşadı. İyi şükürler olsun. İşte iki oğlum büyük benim, büyük oğlum. Biri Mustafa, Mustafa Yavuz, diğeri Hasan. Hep işimize odaklandık biz. İkisi de işletmeci. Hı hı. Hatta üçüncü evladım, kızım Meltem de işletme okudu. Sanki biz bu işe kendimizi adadık gibi oldu. Ama Tuğçe biraz farklı düşündü. İyi ki düşünmüş yani. O da işletmeci olsa hepimiz sanki ayran içip duracaktık. Şimdi o da şeyi bitirdi. Artık şey oldu. Öğrencilikten çıktı. Öğretmenlik diplomasını aldı. Şimdi şu anda işte Meltem dediğim gibi o da işletmeci olduğu için biz Ateşler Kuruyemiş markası ve işletmesi içerisinde iki abisi, bir babası, bir de kendisi artık düşündüğümüz şey o işletmenin ihtiyaçları, onun geleceği, onun gelecek hareketleri. Mutluyuz, şükürler olsun, bir sıkıntımız yok. Ne mutlu. Ailedeki mutluluk çok büyük servettir derler. Evet, işte ben çok gezdiğim için hanım biraz kızıyor bana ara sıra. biraz bilardoyu bazen şey yapıyor, olabilir diyor. Çünkü diyor sen rahatlıyorsun galiba diyor. Arada bir kredi açıyor bana orada. Ne güzel. Ben de çok mutlu oluyorum oradan kredi açınca. Çünkü benim sinir sisteminin terapi olarak burada bilardo da iyi olduğunu görünce krediyi açıyor. Eşinize bizden çok selam söyleyin lütfen. Sizi programımızda ağırlamak büyük keyifti. Teşekkür ederim. Ayrıca bana bilardo dersi verdiğiniz için yayın öncesinde ekstra teşekkür ediyorum. Benim yani için de artık rahat, yeni bir... Siz de rahatlarsınız laf aramızda. Kesinlikle çok keyif aldım. Yani, hatta İbrahim Bey ile oynarken ıstakayla araya dalmak istedim arada yani. Ama tabii... yani de yani bir iş daha yapmak güzel bir şey. Bir diploma almak nasıl güzel diyorlar ya. Haklısınız. İkincisi daha güzel diyorlar. Haklısınız. Ya. Bu da öyle bir şey işte. Ben sizinle ilgili programı planlarken program işte ögelerini oluşturma esnasında program mekanını belirledik. Aklımızda tabii hani hep bilardo masasında program yapalım gibi düşünüyorduk ama bir yandan da şunu düşündüm. Bilginiz yok tabii sizin bundan. Hava koşulları çok iyi değil. En azından benim için iyi değil. Ben çabuk üşüyen biriyim. Tahsin Bey bilardo sever ama Tahsin Bey toprak da çok sever. Hani böyle güzel bir tarlada da program yapmayı çok isterdim sizle. Şöyle geze geze mahsullerin yani, arasından. Evet. Çünkü sizi tanımlayan benim zihnimdeki kelimelerden biri de tarla. Ya da işte toprak, doğa. Çok doğru. Yani bu 82 yılında biz tabaklar dediğimiz o çorak araziyi alıp ıslah ettiğimiz yerle ilgili pazarları olurdu. Her pazar olmasa bile iki pazarın birini oraya giderek bazen boş tarlayı bile gezerek kardeşim Muhsin'le o da çok severdi. Benimle beraber her pazar gitmezdi ama iki pazarda bir mutlak giderdik. Tarla geziyoruz. Yani deli derlerdi bazıları biliyor musunuz? Tarla mevzu çünkü üretimle ilgili çok şeyin anası orada ya onun için. Doğru. Ben tarlaya değer verişimin nedeni tamamen üretim kolik bir adam olduğum için. Yani üretimin anası, her şeyi orada. Hı hı. Yani. Tahsin Bey, biz çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür Program ediyorum. Çok size keyifliydi. Böyle bir fırsat verdiniz bana. İyi oldu. Bayağı bir biriktirdiğimiz şeyleri, enerjileri şu anda deşarj etmiş olduk. Tabii biriyle paylaşma anlayışıdır bu. O anlamda benim için çok değerli. Yani bizim düşüncemiz bu. Ola ki gelecekle ilgili birileriyle bir şeyler düşünüldüğü zaman burada böyle bir düşünen biri var. Hı hı. Çünkü zaman zaman yurt dışında benim oluşturduğum tecrübeden faydalanmak isteyen ve tekliflerle gelenler var. Buyursunlar. Evet, programımızın yani, linkini. Bu iyi bir şey, iyi bir şey. Çünkü tabii. Yaşanmışlığı var bunun. Bir de sürdürülebilirliğini biz yaptık bunun. Yani 15-16. Yılına girdi. Bu çok kolay bir şey değil. Yani hem yurt dışında olması tabii. Hem değişik zamanlarda krizlere çarpması çok kolay bir şey değil yani. Ama biz bunu şükür bir şekilde İyi kötü bir yerlere getirdik. Bir tecrübemiz var.
İş hayatınıza kolaylıklar diliyoruz size. Teşekkürler. Özel hayatınızda da aynı keyifle, aynı enerjiyle, aynı mutlulukla hayatınızı sürdürmenizi temenni ediyoruz. Bizden bu haftalık bu kadar. Bu hafta konuğumuz Ateşler Kuruyemiş Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tahsin Ateş'ti. Çok keyifli bir sohbetti. Sizler için de öyle olduğunu tahmin edebiliyorum. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. AKE Medya daha yakındanı sundu.